Paris, 1883. Strasbourg garından kalkmakta olan tren, neredeyse bir yüzyıl sonra romanlara, filmlere konu olacağından ve hatta efsaneleşeceğinden doğaldır ki habersizdir. Kendi halinde sürati rahvan, lokomotifi ise çirkin 1888'dir ve Orient Express Sirkeci Garı'na ilk defa girmenin onurunu yaşayacaktır. Yıl 1892'dir. Gizemli doğu başkenti İstanbul'un büyüleyici güzelliklerini görmeye koşan Orient Express'in saygıdeğer yolcularının yine aynı ihtişamla konaklayabilmeleri için o zamanki Pera'nın, bugünkü Beyoğlu'nun Halic'e bakan yüzünde Orient Express'in sahibi aslisi olan şirketin katkılarıyla inşa edilen Pera Palas'ın açılışı yapılır. Pera Palas Oteli aslında bir müze denilebilir. Otelden çok bir canlı tarih anıtı. Hatta İstanbul tarihçileri Pera Palas'ı bir kale olarak görüyor. 19. yüzyılın son temsilcisi, son medeniyet burcu dediğimiz bir otel. Bütün oteller yıkıldı o arada çünkü. 19. yüzyıldan kalma diyoruz. Tokatlayan Oteli vardı. Grand Hotel d'Angleterre vardı. Hepsi teker teker yıkıldı. Geriye bir tek Pera Palas Oteli kaldı. 1888 yılında tren bilfiil Sirkeci istasyonuna girdiği zaman yolcular arasında bir hoşnutsuzluk baş gösterdi. Nedeni de şuydu. Bu trenin müdavimleri son derece zengin ve soylu insanlardı az önce söylediğimiz gibi. Ona göre de kalacak bir yer istiyorlardı İstanbul'da. İstanbul'da pek lüks otel yoktu o zaman. 1800'lerin sonlarında. Ne vardı? Şark pansiyonu veya kervansaray dediğimiz konuk evleri ya da küçük oteller. Bunun üzerine Compagnie de Wagonlit bir otel inşa ettirmeye başladı. Ve bu otelin, şirketin ve trenin şanına, şöhretine, görkemine layık olması için elinden geleni ardına koymadı. Bu otel şu anda içinde bulunduğumuz Pera Palas Oteli'dir. 1892 yılında Abdülhamit tarafından bizzat açılışı yapılan Pera Palas Oteli. İstanbul peyzajı için bir büyük değişikliktir Pera Palas. Şehrin önce Galata yakasında Voyvoda Caddesi'nde boy gösteren, çoğu banka ve şirket merkezi, yüksek, kunt, Avrupa tipi yapı stilinin Beyoğlu tepelerine çıkmış bir örneği. Öbürlerinin az çok düzgün caddeler kenarında yer almalarına karşılık bu Frank Oteli gittikçe eline ayağını toplayan harap ve geniş bir Müslüman mezarlığının ortasında yükseliyor. Fakat benzeri olduğu Galata bankalarına ve rakibi olduğu Tokatlayan Oteli'ne göre de önemli bir ayrıcalığı var. Yüksek bir setten Halic'i seyrediyor. 1890'ların Halic'i henüz mavi bir su. Sükunet içinde uyuyan, kıyılarını hala ahşap yalıların ve yeşilliklerin süslediği, durgun suyunda irili ufaklı sayısız yelkenli tekneleri dinlendiren bir diyar. Ama otelin kerameti akşamları kendini gösteriyor. Grup vakti, güneşin batışı buradan adeta bir tablo gibi. O yüzden az ötedeki 1850'lerin tek oteli, Hotel d'Angleterre'le beraber bunun da arka cephe odalarının bir dünya şöhreti var. Balkonları böylesine bir peyzajı sunan, içerisi esrarlı doğu atmosferinin özenle yapılmış dekorlarını ve döneminin olabilecek bütün lüksünü barındıran Pera Palas, saltanat döneminin son 30 yıllık tek konforlu, havalı ve makbul otelini oluşturdu. Willis Perko, 1900'lü yıllarda Pera Palas'ın İstanbul'un eğlence merkezi olduğunu yazar. Maestro Navai'nin İtalyan orkestrası eşliğinde şık çiftler romantik parçalarla kendilerinden geçiyor, dans ediyorlar ve Paris'i düşünüyorlardı. İtalyan, Fransız, Alman ve Rum gruplar balolar düzenliyor, bir yandan Fransız ezgileriyle, öte yandan Viyana valsleriyle dans ediyorlar. Ayrıca moda olan foxtrot ve charleston yapıyorlardı.
Birkaç yıl geriye. Otelin açıldığı 1893 yılına dönüyoruz. 1893 yılında Londra'da yayınlanan El Kitabı isimli yayında Pera Palas'la ilgili şu gözlemleri müşahede ediyoruz. Büyük kulübe, tiyatrolara ve elçiliklere yakın bir mevkide, münhasıran otel olarak inşa edilmiş yegane müessesedir. Grand Oteller zincirinin bir halkası olan otel, a la carte servis yapan tek lokantaya ve yine İstanbul'un yegane sıcak su ile kür yapılan banyolarına sahiptir. Büyüklüğü ve ileri gelen şirketler tarafından rağbet edildiği cihetle fiyatlar günlük 4,5 frank olup buna aydınlatma ve servis ücreti dahildir. Tam pansiyon her şey dahil 15 franktan başlar. Otel içinde postane mevcuttur. Aynı yıllarda Paris'te yayınlanan Guide Illustré de Constantinople, Pera Palas Oteli'ni şöyle anlatmaktadır. Pera Palas Oteli, yeri, rahatlığı, lüksü ve özenli mutfağıyla dünyanın önde gelen otellerinden biridir. Galata'nın Avrupa yakasında kurulmuş olan Pera Palas, Haliç'in olağanüstü manzarasını görür. Öyle bir şehirdir ki İstanbul, Haliç'te gün batımına aşık olmamak olanaksız. Otelin içi geniş ve rahattır. Giriş katı büyük salonlardan ve lokantalardan oluşur. O muhteşem salonlar ki doğu üslubuyla düzenlenmiştir. Otel son derece moderndir. Odaları konforlu ve aydınlıktır. Kışın çok iyi ısıtılır. Mobilyalar lükstür. Ve her odada elektrik vardır. Mutfağı Fransız mutfağı olup özenli ve lezizdir. Konuklar için tercüman ve taşıt otel tarafından sağlanır. Yıllar boyu tarih dergisinde şunları okuyoruz Pera Palas üzerine. Eskiden zengin bir Rum'un konağı olan Amerikan Haber Bürosu'nu geçince solda şahane bir yapı karşımıza dikilir. Bu da Mimar Valori'nin ünlü yapılarından biridir. Pera Palas. Bu nefis otelin benzerlerine Avrupa'da bile zor rastlanır. Pera Palas'ın fır dolayı çevresi yontma blok taştır. Somaki sütunları ve Carrara mermerinden merdivenlerinin görünüşü göz alıcıdır. Avrupa ile Orient Express bağlantılı, gizemli başkent İstanbul'un ünlü oteli Pera Palas'ın ünü dünyayı tutarken, Birinci Dünya Savaşı nedeniyle Orient Express 1914-18 yılları arasında seferlerine ara vermek zorunda kalıyordu. İşin ilginç ve az bilinen yanı, Birinci Dünya Savaşı'nı noktalayan Barış Antlaşması'nın Orient Express'in 2419 numaralı vagonunda imzalanmış olmasıdır. Bu vagon 1944'te Hitler'in emriyle yakılır. Renkli tarihinden 1001 kişi geçmiştir. 1001 kişi derken dünyanın önemli şahsiyetleri, liderler, devlet adamları, sanatçılar, yazarlar, kültür insanları ve adını herkesin duyduğu 1001 şahsiyet. Bunların arasında en önemlisi kuşkusuz ki Mustafa Kemal Atatürk'tür. Evet, Atatürk'ün Pera Palas'ın tarihinde çok önemli bir yeri vardır. Pera Palas'ında Atatürk'ün yaşantısında keza önemli bir yeri olmuştur. Bilindiği gibi tarihe dönersek 1918 yılında Adana'dan İstanbul'a gelen trene binen Atatürk Haydarpaşa rıhtımına indiği zaman Boğaz'ın 1001 gemiyle dolu olduğunu görür. Bu gemiler işgal kuvvetlerinin gemileridir ve gönderlerinde işgal kuvvetlerinin, mütareke kuvvetlerinin bayrakları vardır. Mustafa Kemal Paşa çok üzülür. Yaveri Cevat Abbas kendisine dönüp üzülmeyin paşam dediği zaman da merak etme Cevat geldikleri gibi giderler der. Bu tarihi söz Haydarpaşa rıhtımında söylenmiştir. Mustafa Kemal Paşa motora binerek Beşiktaş'a gelir. Annesinin evine gidecektir. Fakat Beşiktaş bir Müslüman mahallesidir. Münhasıran Müslüman mahallesi ve Atatürk aranmaktadır. İşgal kuvvetleri, zabitleri tarafından. Hiç gitmez doğrudan kozmopolit bir yer olan, daha iyi saklanabileceği bir yer olan Beyoğlu'na gelir ve Pera Palas'taki 101 numaralı dairesine yerleşir.
Atatürk Perapalas'a geldiği zaman çok ilginç bir olay yaşanır bu salonda. Bugün Paşa Salonu adını verdiğimiz bu salonda. Yine 1918 Kasım'ı olması lazım. Atatürk tek başına oturmuş kahve içmektedir salonda. Karşısındaki masada da İşgal Kuvvetleri Komutanı General Harrington yaverleriyle birlikte oturmaktadır. Atatürk çok genç, 37 yaşında bir tuğ general ve Çanakkale kumandanı, Çanakkale'nin muzaffer kumandanı. Harrington bu yakışıklı genç subayı görür ve yanındakilere sorar, kimdir bu zat diye. Cevapta Çanakkale galibi, o zaman öyle tabir ediliyordu, Çanakkale galibi Mustafa Kemal Paşa olur. Çok şaşırır General Harrington, kendisi yaşlı başlı bir adam ve nasıl olur diye cevap verir. Çok genç, bu neredeyse çocuk. Öyleyse buyursun masamıza bir kahve içsin, kendisiyle konuşalım der. Rum garson tabii eli ayağı titreyerek Mustafa Kemal Paşa'ya gider, der ki paşam işte Harrington Hazretleri sizi tanımak istiyorlar, masalarına davet ettiler, bir kahvelerini içer misiniz diye. Mustafa Kemal'in cevabı çok güzeldir. Şöyle der, Harrington cenaplarına lütfen iletiniz. Her ne kadar onlar işgal kuvvetleri kumandanı iseler de misafirimiz sayılırlar. Onlar gidicidir, biz kalıcıyız. Ev sahibi olduğumuz için biz ona kahve ısmarlayalım. O bizim masamıza gelip kahve içsin der. Şimdi 1930'lu yıllara dönüp bazı belgelere göz atalım. Aralık 1934, bara mahsus pro ve sigara mübayası için 23 lira 75 kuruş harcanmış. İllüstrasyon de Türkiye mecmuasında neşir olan ilanat ücreti 15 lira. Müzika ve tezyinat ve müsamere masrafı ay boyunca 134 lira 56 kuruş. Orient Express'le getirilen şarapların şişesi ise 600 kuruştan gidiyor Perapalas'ta. O da lüks otel fiyatı. 1950'lerde tek kişilik oda 7, çift kişilik oda 10 Türk lirasıydı. Ve Beyoğlu 44-810 numaralı telefondan yer ayırtılabilirdi. Otel kurulduğunda İstanbul'un ilk elektrikle çalışan asansörüne sahipti. Perapalas'ın renkli tarihindeki en önemli olaylardan biri, otelin bir süre sahipsiz kalması ve devrin İstanbul defterdarı Raşit Bey'in gayretleriyle Türk ve dünya turizmine yeniden kazandırılmasıdır. Perapalas'ın tarihinde 1910'larda ilginç bir dönüm noktası var. O dönüm noktası da şu, pejmürde bir adam Perapalas'ın lobisinden içeri gelir. Bu Nide Rumlarından Petros Bodozaki adlı bir Osmanlı vatandaşı. Bu adam içeri girer ve kalmak istediğini söyler. Resepsiyondaki memur pejmürde kılığına bakarak çık dışarı der adama. Adam çok sinirlenir Bodozaki ve anında oteli satın alır. 1915 yılına kadar Bodozaki işletiyor oteli. 1915 yılındaysa otel iki nedenden dolayı kapanıyor. Bir tanesi Türkiye Fransa ile, daha doğrusu Osmanlı İmparatorluğu Fransa ile ihtilaf halindedir. Çünkü Birinci Dünya Savaşı gündemdedir ve Türkiye Almanya ile beraber aynı safta çarpışmaktadır. Fransa ve İngiltere düşmandır. Bu nedenle Orient Express'in seferleri kesilir ve bu otele hoş gözle bakılmamaya başlanır. Petros Bodozaki'nin oteli, daha doğrusu İşgal kuvvetleri için, düşman casusları için bir yatak, bir yataklık yer halinde kullanması, hatta işbirliği yapması düşmanla. Bütün bunlar ortaya çıkıyor savaş bitince ve Bodozaki tası tarağı toplayıp kaçmak zorunda kalıyor. Yunanistan'a kaçıyor. Otel boş kalıyor. Tabii harap olmuş durumda. Kaç yıl çalışmamış, işlememiş durumda. Ve 1923 yılına kadar, Cumhuriyet tesis edilene kadar otele dokunan olmuyor. Perapalas'ın renkli tarihindeki en önemli olaylardan biri, otelin bir süre sahipsiz kalması ve devrin İstanbul defterdarı Raşit Bey'in gayretleriyle Türk ve dünya turizmine yeniden kazandırılmasıdır. 1 Aralık 1923 tarihli Tevhid-i Efkar gazetesinden özetliyoruz.
Aferin şu İstanbul defterdarı Raşit Bey'e. Şu Perap meselesini hakikaten şayan takdir bir muvaffakiyetle idare etti. Bu pürüzlü işi hazinenin nef'ine en muvafık şekilde halleyledi. Karilerimizin de hatırlarında olsa gerektir ki Pera Palas'taki eşyanın satılmak üzere müzayede vaazına pek muhakkak olarak itiraz etmiştik. O zaman defterdar Raşit Bey, bir müddet sabrediniz. Eğer fena bir netice hasıl olursa istediğiniz kadar benim aleyhimde yazınız demişti. Biz de öyleyse bekleriz cevabını vermiştik. Defterdar Raşit Bey sözünü tuttu. Bu işten iyi bir netice hasıl oldu. Çünkü Pera Palas Oteli'nin eşyasını müzayedeye koymakla beraber bu eşyanın satılmaması esbabını da temin etti. Tabii şimdi otel eşyasıyla birlikte kiraya verilince hazineye daha çok menfaat getirecektir. Bu muvaffakiyetinden dolayı Raşit Bey'i tebrik eder ve takdir eder ve bütün memurlarımıza böyle muvaffakiyetli işler temenni ederiz. Gazetenin yazdığına göre Raşit Bey'in taht-ı nezaretinde küşat edilen Pera Palas Oteli'nde her akşam bir orkestra icra-i ahenk etmekte. Cuma ve pazar günleri danslı çay verilmektedir. Otel yeniden açıldıktan sonra Rus aristokratlarından mürekkep orkestra çalmayı sürdürmüştür. Tevhid-i Efkar gazetesinin yazdığına göre o yıllarda Pera Palas'ta 29 müstahdem vardı. Kapıcı Feyzullah Bey daha önceleri tercüme kalemi müdürlüğü yapmış olup 8 yabancı dil konuşmaktadır. Feyzullah Bey'in maaşı 400 liradır. Hoş ve heyecanlı bir maceraya geldi sıra. Agatha Christie adı dünyada 7'den 70'e herkesin gözünde, kulağında detektiflik demektir, polisiye macera demektir, koşuşturma, heyecan çığlıkları demektir ve ilginç görüntüler demektir. Çünkü Agatha Christie bilindiği gibi gelmiş geçmiş en iyi polisiye romanlar yazarı. Şimdi Agatha Christie 1926 yılında kendi romanını yaşadı. Nasıl? Başından başlayalım. 1926 yılında Londra'da yaşayan Agatha Christie bir gün kayboldu. Şöyle ki arabası Thames Nehri'nin kıyısında bir ağaca çarpmış olarak bulundu. Bavulları dağılmıştı. Arabanın hurda aş olmuştu. Burnu nehrin içine girmişti neredeyse. Bütün gazeteler Agatha kaza geçirdi ve boğuldu diye yazdı. 11 gün sonra Agatha Christie Londra'daki evinin kapısını çaldı. Kocası kapıyı açtı ve karısını karşısında görünce Albay Christie bir kalp krizi geçirdi heyecandan. Bu 11 günün sırrı neydi? 11 günün sırrı bugüne kadar tam olarak bilinmiyor. Yalnız Agatha Christie ölmeden önce hatıra defterine şu notları yazmıştır. Bu da bir gerçektir. Kayboluşumun sırrı, kaybolduğum 11 günün sırrı Pera Palas'ta 411 numaralı odada saklıdır. Bu çok enteresan bir şey. Çünkü Agatha Christie 1926-1932 yılları arasında müteakip defalar burada kalmış. Fakat hatıra defterini yazana kadar, yani ölümünden birkaç yıl öncesine kadar hiç bundan bahsetmemişti. Nedir bu sır? Bu bugün de tam olarak bilinmiyor. Hatıra defteri ele geçirildikten sonra 11 günün sırrı araştırılmaya başlandı. Bu 1979 sıralarında otel medyum, Amerikalı ünlü medyum Tamara Rand'la temasa geçti. Bir takım mektuplaşmalar oldu ve Tamara Rand otele tekrar bir başvuruda bulunarak bu sırrı seanslar aracılığıyla çözebileceğini söyledi. Şimdi bir seans gerçekleştirildi Los Angeles'ta. Ve bu seansta söylenene göre Agatha Christie'nin ruhu Tamara Rand'a yanıt verdi. Ve Tamara Rand şunları söyledi. Seans bantlarından çözülebildiği kadarıyla şunları söylüyor. Bir yol görüyorum. Bu yol İstanbul'da tahta bir kapıya yöneliyor. Bir ilan duvar yazısı görüyorum. O duvar yazısının üstünde bir plaket var. Plakette Kabristan Caddesi yazıyor. Ve Agatha Christie'yi asansöre binerken görüyorum. Bütün bunlar uydurma olabilir dersiniz ama 1979'da Los Angeles'taki seansta bunları yaşadığını iddia eden Tamara Rand'ın bir zamanlar Meşrutiyet Caddesi'ne
Kabristan Caddesi dendiğini bilmesi mümkün değil. Türkçe bilmeyen bir insan çünkü. Ya çok iyi bilgilendirilmiş biri ya da gerçekten bu seansı başarıyla yönlendirmiş ve Agatha'nın ruhuyla temasa geçmiş bir medyum. İkinci olasılık çok daha yüksek. Nedenini şimdi göreceksiniz. Tamer Hanım telefon teması kuruyor Pera Palas'ta bu seanstan sonra ve şöyle diyor: Agatha'nın ruhu benimle temasa geçti. 411 numaralı odanın kapı eşiğini kazın, daha doğrusu döşemeyi kaldırın, altındaki toprağı kazın, orada bir anahtar bulacaksınız. Dünya televizyonlarının tanıklığıyla daha doğrusu bu kapının önü kazılıyor ve hakikaten döşemenin yaklaşık 30 santim altından toprağa gömülü çok ilginç bir anahtar çıkıyor. Bu anahtar Agatha Christie'nin... Pera Palas'ta saklı olan yalnızca Agatha Christie'nin sırrı değil. Pera Palas bir yüzyıldır Osmanlı'nın çöküşüne, Cumhuriyet'in kuruluşuna, iki dünya savaşına ve siyasal, toplumsal ve ekonomik yapılanmalara tanık oldu. Atatürk, İsmet İnönü, Celal Bayar, Adnan Menderes, Rıza Pehlevi, 8. Edward, Venizelos, Lord Kinross, Pierre Loti, Amiral Kaltop, Sarah Bernard, Mata Hari, Agatha Christie, Greta Garbo, Zsa Gabor, Valéry Giscard d'Estaing, Theodore Kiss, Ernest Hemingway, Alfred Hitchcock ve daha çok sayıda ünlüyü konuk etti. Şimdilerde 2. yüzyılının ilk yılını yaşıyor. İngiliz yazar Daniel Earson, Türkiye'de Bir Yolcu isimli kapsamlı araştırmasında şöyle anlatıyor Pera Palas'ı. Pera Palas, İstanbul'daki Gözde Otelim'dir. İstanbul'da her kaldığımda orada yer ayırtacağımdan kesinlikle emin olabilirsiniz. Pera Palas'a girdiğinizde Türkiye'ye vardığınızı anlarsınız. İstanbul'da en keyifli saatlerimi Pera Palas'ın barında birçok ülkeden gelmiş konuklarla sohbet ederek geçirdim. Yatak odaları masif ahşap başlıklı geniş yataklarıyla eski tarz döşenmişlerdi. Banyo bir suite kadar genişti. Asansör diğer büyük otellerde görülen ve bir fişek gibi yükselen kuru bir metal kutu değil. Dökme demir ve ahşaptan yapılmış dünyanın en güzel asansörüdür. Bu asansör reverans yapan asil bir kadın gibi yükselir. Efsanevi asansörüne ek olarak şunu da söylemek gerek. Pera Palas, karının önemli bir kısmının hayır kuruluşlarına bağışlandığı tek oteldir dünyada. Hilton ve benzeri oteller, öteki Amerikan otelleri gibi dünyanın her yerinde birbirine benzer. İstanbul'daki Pera Palas Oteli ise gerçekten dünyada tektir. Hiçbir yerde eşi bulunmaz.